Mekte Fuar Günü'nden hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler sevgili izleyiciler. 35. İnegöl Mobilya Fuarı'ndayız. Fuar merkezinde fuarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Özel konuklarımız olacak bugün de canlı yayınlarla fuardan ekrana yansıtmaya çalışacağız buradaki atmosferi. Öncelikle ilk konumdan bahsetmek istiyorum. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan bizimle birlikte olacak. Sektörü konuşacağız, yapılanları, yatırımları, teşviklerden de söz edeceğiz. Kendisiyle odanın faaliyetlerini de konuşacağız ama öncesinde bugün 7 Nisan Recep ayının başlangıcı. Hepinizin Regaip Kandili'ni mübarek olmasını diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle diyelim. Hoş geldiniz diyelim Özcan Bey programımıza. Hoş bulduk diyorum. Size de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkürler. İsmim Özcan Ayhan. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanıyım. 2010 yılından beri başkanlık yapmaktayım. Bu benim ikinci dönemim. 1963 İnegöl doğumluyum. 3 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Bir de torunum var. Ne güzel. Bu işin mobilyanın çıraklığından beri doğma büyüme sanayinin içindeyim desem yeridir. Bu vesileyle ilgili ilk önce bütün Müslüman alemin Regaip Kandili'ni kutlarım. İnegöl'den mobilyacılarımızı sevgi ve selamlarını söylerim. Regaip Kandili'ni de tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir giriş oldu bizler için de. Türkiye'nin mobilya ihracatının %15'ini, yurt içinde de %35'ini İnegöl karşılamakta. Sizler de oda olarak çalışanlara bu anlamda faaliyetler yürütmektesiniz. Ama öncelikle odanın yapısından bizlere bahseder misiniz kısaca? Tabii İnegöl Mobilyacılar Odası 1965 yılında kurulmuş. Bugün 51 yılı kutladı. Şu an 700 tane üyemiz mevcuttur. 700. İnegöl'de 2000 üzeri mobilyacımız vardır. 700'ün üzerindeki mobilyacılar da Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlıdır. Faaliyet alanları farklı olan firmalarımız da vardır. Aynı firma bir de gözükse aynı zamanda koltuk veya mobilya imalatı da yapmaktadır. Yani sayımız bununla birlikte 3000'i bulmaktadır. Çalışan sayısı, çalışan oda. Firma sayısı bunlar. Tabii İnegöl'de çalışan firmalarımızda çalışan 60.000'e yakın elemanımız vardır. Çok büyük bir kitleye hitap etmektedir. Aynı zamanda bunun yan sanayi vardır. Nakliye sektörü vardır. Tedarik sistemi vardır. Yani İnegöl'ün yarısı, 250 binlik nüfusunun yarısı bu sektörden geçiniyor desek yeridir. Evet, bu sektörden ekmek yiyor gerçekten. Oda olarak İnegöl'de ne tür faaliyetleriniz var? Biraz çalışmalara değinecek olursak. Tabii İnegöl Mobilyacılar Odası bu gördüğümüz fuarın ortaklarından birisidir aynı zamanda, şirket ortağıdır. Fakat ilk kurucularıdır. Yani şirket olmadan önceki zamanlarda fuarımızı düzenleyen eski tabirle halde, pazar yerinde, okullarda bu fuarları düzenleyen, Antalya'da, İstanbul'da fuarları düzenleyen odamızdır. Sonra Ticaret Odası ve İnegöl Belediyesi ile birleşip şirket oluşumunu tamamlamıştır ve belediyemiz son Kasım fuarında çekilip yerini İMOS'a devretmiştir. Şimdi 3 kurum İMOS, Ticaret ve Sanayi Odası, Mobilyacılar Odası fuarımızı birlikte götürüyoruz. Tabii odamızın faaliyet alanları yalnız fuarlar değildir. Fuar gezileri de vardır. Yurt içi ve yurt dışı. Benim başkanlığım döneminde 12 tane yurt dışı fuar gezisi düzenledik. Bunlar COSCEP destekli olmuştur. Yurt içindeki bütün fuarlarda otobüsle mobilyacılarımızı bizzat götürüp yerinde incelemeler yapıyoruz. Başka günün gelişen teknolojileriyle ilgili briefingler veriyoruz. Kendilerine paneller sunuyoruz. Ve devlet destekleriyle ilgili de uzmanlardan tekrar briefing ve görüşler alıyoruz. Peki sektörü konuşalım istiyorum. Sizler kaç yıldır mobilyacılıkla uğraşıyorsunuz? Ne kadar süredir işin içindesiniz? İnegöl doğumlu olduğunuzdan bahsettiniz. Bir de geçmişten günümüze sektörü kısacık değerlendirebilir misiniz bizler için? Tabii İnegöl 40 yılını İnegöl'ün 40 yılını çok iyi bilmekteyim. Ufak atölyelerden kuruluydu. Bizim en son tabakhane caddemiz vardı. Son caddeydi. Yani İnegöl merkezinden oraya 10 dakikada yürüyerek gelinecek bir mesafedeydi. O arada yani 300 veya 500 arası ufak atölyeler vardı. En büyük
üretim yapan kişilerde 25-30 kişi çalışırdı. Diğerlerinde abi kardeş ya da baba oğul ya da yanında bir tane iki tane çırağıyla çalışma yapılırdı. En fazla üretimin olduğu iş yerleri 50 takım çıkarabiliyorsa günün şartlarında en büyük mobilyacıydı. 10 takım, 15 takım, 20 takım mobilyalar çıkardı. Onda hızlandığı zamanlardı bu. Daha düşük kapasitelerle çalışırdık. Tabii 90'lı yılların başında İnegöl Mobilya Sanayisi yavaş yavaş değişime gitti. Bu değişim ufak atölyelerden daha büyük metrekareli fabrikalara geçti. Sayılarımız arttı. Özellikle 50 üzeri çalışan sayımız arttı. Şimdi bugünümüze geldiğimizde 100 üzeri çalışan bayağı firmamız var. 10 bin metrekare üzeri fabrikalarımız çoğaldı. 5 bin metrekare fabrikalarımız çoğaldı. Bunlar hep olumlu gelişmeler. Ne kadar yani güzel. İkinci OSB açıldı. Hı hı. Birinci OSB'nin içinde eskiden çok az parmakla sayılacak kadar mobilyacı vardı. Şu an yarısından fazlası mobilyacı oldu birinci OSB'de. İnegöl'de ayrıca Cera Islah OSB, Yenice Islah OSB ve Hamze Bey ikinci OSB ve Kurşunlu'da belirli başlı fabrikalarımız oluşmaktadır. Tabi İnegöl büyük sanayisi de bir çevre yolu sınırlanması oldu. Çevre yoluna kadar yüzlerce hatta binlerce ufak ve büyük atölyelerle donatılmış durumdadır. Yani İnegöl'ün hangi bölgesinden, doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden gelirseniz gelin sizi ilk karşılayacak olan mobilyacılardır. Sayılarını yani içinde olan bizler, yöneticiler bile tam olarak bilemediğimiz çokluktadır. Bu da bizim bereketimizi arttırıyor, ilgimizi arttırıyor. İnegöl mobilyasına bakış açısını arttırıyor. Dünyada ve yurtta tanınırlığını da arttırıyor. Peki, biraz da sektörünün sorunlarına değinecek olursak, özellikle oda başkanısınız. 700 üyenizin olduğundan bahsettiniz ama çalışanlar tabii ki çok fazla. Firma sayısı da buna nazaran aynı paralelde çok sayıda dedik. Hatta tam olarak değil, yaklaşık rakamlarla konuştuk az evvel. Nelerdir sorunlara? Sizlere umarım bahsediyorlardır bunlarda. Tabii, sorunlar üreticilerin sorunları bitmez. Sebebi şu. Ufak atölyelerden fabrika durumuna geçtiğimizden dolayı buna bir özellikle ufak atölyelerde çalışan firmalarımız daha ayak uyduramadı. Uydurma için kendilerini zorluyorlar ve biz de oda olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü eskiden iş güvenliği yasası vardı ama yine gördüğü ufak atölyelerde pek aranmazdı. Şimdi yürürlüğe girdi. Çevre ve hava kirliliği ile ilgili tabii İnegöl bir mercek altına girdi. Doğal olarak bir sanayi şehri olunca çevremiz ve havamız da kirlenmeye başladı. Bununla ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarımız devam etmekte. Bunlar kısa sürede birkaç yıl içinde önümüzde bulduğumuz konular. Fakat alışıyoruz. Tabii SSK'lı çalışanlarımız tamamı SSK'lı çalışanlarımız. Eskiden bu kadar zorlama olmazdı. Çalışanımız da belki talep etmezdi. Şimdi işveren ve çalışan da kesinlikle SSK'sız eleman çalıştırmıyor. Hem bu devletimiz kazanıyor, hem işverenimiz hem işçimiz. Bu da bizim için bir süreçti. Bu sürece de alıştık. Yani şu an ufak atölyelerde büyük firmalar gibi resmi çalışır birer firma oldular. Peki tabii sorunlarımız özür dilerim. Sorunlarımız bitti mi? Asla bitmedi. Üretim yapan hep devletinden, hükümetinden bir şeyler bekler. Bizim İnegöl'de yer, arsa, sanayi arsaları çok pahalı. Tabii ikinci OSB'de büyük fabrikalar için 5000 metre ve üzeri sanayi alanları oluşturuldu. Fakat bu arada unuttuğumuz orta ölçeğin altındaki esnaflar oldu. Bu da binin üzerinde diyebileceğimiz firmalar bunlar. Bunlara da bu sanayi alanından daha ekonomik şartlarda arsa üretilip ya da tekrar yeni küçük sanayi siteleri yapılması konusunda biz oda olarak bir çalışmalar başlattık. Fakat yetkililerden de bu konuda destek istiyoruz. Ufak esnaf, sanatkar kaybolursa sanat da biter.
Çünkü sanatın, sanatkarın yetiştiği yerler yine atölyelerdir. Atölyeleri kaybetmediğimiz sürece her zaman üst tarafa, fabrikalara biz personel yetiştiririz ve ahşapla haşır neşir oluruz. Çünkü büyük fabrikaların yapamadığı işleri, el sanatıyla yapılacak işleri bizim bu esnaf sanatkarımız yapmaktadır. Bu mobilyaların kalitesinin esas temeli de el sanatının değmesidir. Sanatkarın elinin değmesidir. Gururla İnegöl Mobilyası'nın sunumunu yapıyorsak sanatkarımızın da çok büyük emeği burada var. Emeği ve elinin değmişliği, yani elinin hamurunu değmişliği vardır. Tecrübesini diyelim, evet, hatta, evet, değil mi? Evet, deneyiminin, evet, tecrübesinden. Peki, göçmen vatandaşlarımızın, Suriye'den göç eden kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın peki iş gücünden yararlanıyor muyuz özellikle sektör açısından İnegöl'de? Tabii İnegöl bir iş sahası olmasından dolayı ve sektörün en önemlisi de mobilya olmasından dolayı Suriye'den göç eden kardeşlerimiz, onların araştırmaları sonucunda kendilerine en uygun şehri İnegöl ve Bursa olduğunu tespit edip tekstil ve otomotivle ilgili olanlar Bursa'ya, mobilya sektörüyle ilgilenenler, bu işin içinde yetişmiş kardeşlerimiz de İnegöl'e yerleşti. Şu an 9.000, 10.000 civarında İnegöl'de Suriyeli vatandaşımız bulunmaktadır. Bunların birçoğu mobilya sanayinde ya da bizim organize sanayimizdeki fabrikalarda çalışmaktadır. Biz onları, devletimiz nasıl bağrını açtıysa biz de kollarımızı, kucaklarımızı açtık, onları kucakladık. Kendilerine iş imkanı sunduk ve biz de onların bu iş bilgilerinden biz de faydalanıyoruz şu an. Faydalanıyoruz. Peki. Mobilya sektörünün belli bir çalışma standardı var diyebilir miyiz peki? Evet. Başka? Bizim artık belirli bir standardımız var. Çünkü dünyada ve Türkiye'de Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı mesai saatleri İnegöl'de de geçerlidir. Biz de bakanlığımızın haftalık 45 saat programına uyuyoruz. Çok işlerin hızlı sıkıştığımız zamanlarda, fuar sonraları özellikle, Nisan ve Kasım fuarları sonrasında mesailerimiz olmaktadır. O da bir çalışanın ne kadar mesai yapması gerekiyorsa o şartlardadır. Biz de personelimiz de firmalarımız da bu işten son derece memnunuz. İş olsun yeter ki hiçbir çalışanımız işten yılmamıştır, kaçmamıştır. Peki, nitelikli eleman ihtiyacı var mıdır sektörümüzün, özellikle sanayisiyle, tarımıyla ön plana çıkan bir Bursa'dayız. İnegöl'de özellikle mobilya sektörüyle ön plana çıkmakta. Nitelikli eleman sıkıntısı sizce nasıl aşılabilir? Öngörünüz nedir başkan? Tabii biliyorsunuz eskiden ilkokulu bitiren ya tahsil hayatına devam eder ya bir meslek seçerdi. İnegöl'de de bu böyleydi. Yani sanatın oluşması uzun yıllar olur. Yani bir el becerisi gereken bir sanatını öğrenmek için en az bir 5-6 yıl o firmada bir fiil aynı iş üzerinde çalışmak gerekiyor. Bizde de İnegöl'de de bu meslek olduğundan dolayı birçok kardeşimiz ilkokul veya ortaokuldan sonra sanayi, mobilya seçimini yapmışlardır, sanayiye girmişlerdir ve usta olmuşlardır, sanatkar olmuşlardır. Tabii 4+4, tekrar 4, 12 yıl, 16-17 yaşına gelen bir öğrencinin tekrar mobilya sanayine girip bu sanatı öğrenmesi bir süreç alıyor. Ve çocuk da istekli olmuyor, liseden mezun kardeşimiz. İstekli olmuyor. Bunun için meslek liselerini, özellikle sektörümüzle ilgili bir kampüs yapıldı. Orada 8-10 tane bölüm var. Fakat bizi ilgilendiren kampüsteki bölümün en önemlisi mobilya bölümü. Mobilya. Bu mobilya bölümünde maşallah günden güne öğrenci sayımız artmaktadır. Bizim burada 4 çelik meslek lisemiz de vardır. Orada da mobilya bölümünde öğrencilerimiz artmaktadır. Çıraklık eğitimimiz vardır. Çıraklık eğitimimizde günden güne okumayan kardeşlerimizin de sayıları artmaktadır. Ve meslekte bir geleceği gören babalar, anneler, gençler
mobilyaya yönelmeye başladık. Tabii mobilyada yalnız üretim alanı yoktur. Bunun masa başında yapılan çok işleri vardır. Tasarımı vardır, Ar-Ge'si vardır, muhasebesi vardır, satın alması vardır, satış sorumlusu vardır. Yurt içi, yurt dışı pazarlamalarında mesela birçok dış ticaretçimiz İnegöl'de yüzlerce dış ticaretçi çalışmaktadır. Ve şu an dünyanın birçok ülkesinde İnegöl'lü firmalarımızın temsilcileri ürünlerini pazarlamaktadır. Yurt içinde en bilinmedik bir ilçenin ya da bir ile gitsek orada muhakkak bir İnegöl'lü kardeşimiz ürünlerini pazarlamak için, tanıtmak için geziyordur. Bir de bu İnegöl'ün artılarıdır. Çalışkan genç bir nüfusumuz var, araştıran bir nüfusumuz var. Günün şartlarına ayak uyduran bir nüfusumuz var. Bu böyle devam ettiği sürece, devletimiz de bizim yanımızda destek olduğu sürece, gözettiği sürece İnegöl mobilya sanayi, İnegöl mobilyası kavramı yurt içinin zaten şu an bir numaralı markası olmuştur. Sınırları da aşıyor. Fakat yurt dışında da bilinirliğini arttırmıştır ve dünyada Milano, İtalya'dan sonra İnegöl mobilyası gelmektedir. Bizim bundan sonraki hedefimiz İtalyan mobilyası yakalayıp geçmektir. Çünkü ben buna gerçekten yürekten inanıyorum. Onlarda bir bıkkınlık, bir duraklama devri vardır. Bizde de yürüme devri vardır. Arkadaşlarımızın bir çabası vardır, bir mücadelesi vardır. Bir çıkış sürecidir bu. İnşallah gururla ben de bu mobilyanın bir parçası olmaktan, bir bireyi olmaktan, bir yöneticisi olmaktan son derece memnunum, mutluyum. Arkadaşlarımıza elimizden geldiğince hizmet vermekteyiz. Bunu önümüzdeki 10 yıllık dilimlerde göreceğiz, birlikte yaşayacağız inşallah. İnşallah. Taklit ürünlerle ilgili de sıkıntılar yaşanmakta. Şimdi mobilya sektörü dediğimizde özgün tasarım kelimesini aslında sık işitiyoruz tüketiciler olarak da. Tasarım merkezi açılacaktı İnegöl'de. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii. İnegöl gelişirken sorunlar da yanında, farklı sorunlar da gelişiyor. Kontrolü zor sorunlar. Çünkü firmalar büyüdü, fabrika yerleri değişti. İnegöl her bölgesinde üretim var. Günün gelişen modellerini piyasaya sunup ilk yapan arkadaşlarımız taklit edenler de var. Bu yalnız İnegöl'ün sorunu değil. Şu an Türkiye'nin sorunu. İnegöl'ü de taklit edenler var diğer illerden. Özellikle fuar zamanları gelip bizim kataloglarımızı toplayıp ürünlerimizi birebir görüp bu modellerin bir benzerini yapmaya çalışan yurt içinde firmalar var. Yurt içinde derken İnegöl içinde de firmalarımızın birbirinin taklitlerini yapanlar var. Ve bu bir patent yasası ile ilgili şu an mecliste bekleyen bu işi daha zorlaştırıcı kısımlarını kaldırıp kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde tekrar yürütmeye girip cezaların kesilmesi için yeni bir taslak hazırlandı mecliste. Bu işin bir an önce bitip içinde hapis cezaları da dahil olduğunu biliyorum. Maddi ve manevi yaptırımların da yüksek olduğunu biliyorum. Bizim bütün mobilyacılarımızdan, yurt içindeki ve yurt dışındaki mobilyacılarımızdan rica ediyorum. Birbirimizin ürünlerini taklit ederek yapmaktansa kendilerimize yeni tasarımlar, bak Türkiye'mizde ve İnegöl'ümüzde birçok tasarımcı arkadaş bulunmaktadır. Herkes kendi tasarımlarını yaparsa daha katma değerli ürünler satarlar. Kendileri de kazançlı olur. Hem yüzleri kızarmaz hem mutlu olurlar. Taklit ürünün tek bir avantajı vardır. Fiyat iner. İşte bir arkadaşın ürünlerinin satışından pay almak ister ama karlı satışlar değildir. Hem bereketli bir satışlar da olmamaktadır. Bizim arkadaşlarımızdan ricamız lütfen kendilerine tasarımcı bulsunlar, araştırsınlar, bulamayanlar bizi bulsunlar, biz onlara yardımcı olacağız.
Peki. İnegöl Mobilyası son 10 yılda büyük ivme, büyük bir atılım gerçekleştirdi dedik. Burada en büyük pay kimin, hatta kimlerin? Dilerseniz o isimleri de analım programımızda. Tabii. Son 10 yıl, hatta 15-16 yıl diyebiliriz. 2000'li yılların başlarında İnegöl Mobilyası'nın 25-30 milyon dolar ihracatı vardı. Hı hı. 2014 ve 2015'te 350 milyon dolar ihracat rakamlarına ulaştı. Ve 2015'te ilk defa 2014 ile 2015 rakamları aynı oranda kaldı. Yani ortalama yıllık %15-%20 büyüme payımız vardı. Tabii biz yurt dışı ihracatın %15'i, yurt içinde %35'ini mobilya ihtiyacını karşılamaktayız. Buna emeği geçen o kadar çok insan var ki, sivil toplum örgütü var ki, birisini saysam birisini beni atladı der. Fakat evet, doğru. Belediye başkanlarımız ve bu belediye başkanlarımızın içinde 2002 yılından beri, 2003 yılından beri Alur başkanımız özellikle hem bu MODEF şirketinin kurulmasında emeği geçmiştir, hem de bir mobilyacı gibi çalışmıştır. Benim bir siyasi kimliğim yoktu. Asla o yönden söylemiyorum. Kendisine buradan teşekkür ediyorum emeğinden dolayı. Çünkü bazen belediyecilik hizmetlerini imal edip mobilya peşinde mobilyacılarla birlikte her yere gitmiştir. Tanıtımlar yapmıştır ve fuarın, bu binanın büyümesinde, gelişmesinde çok büyük emek sarf etmiştir. Emek sarf etmiştir. Bütün mobilyacılarımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odamız bu işin tam içinde olmuştur. Her zaman mobilyacının yanında olmuştur. Birinci OSB, ikinci OSB, fuar hep birlikte hareket etmişizdir. İnegöl Mobilyacılar Odası bizzat zaten bu işin temelidir. İşin her zaman içinde olmuştur. Bazen perde arkasında kalmıştır. Fakat hiçbir zaman küsüp darılmayıp aktivitelerini, faaliyetlerini devam ettirmiştir. Diğer sivil toplum örgütlerimiz var. Birçok İş Adamlar Dernekleri, müsiyatlar, İGİAD'lar, yani adını sayamadığım, hatta hemşeri dernekleri dahil İnegöl Mobilyası'na büyük bir çaba, büyük bir özveriyle çalışmalar yapmışlardır. Tanıtımlar yapmışlardır. Yani burada sayın vekillerimiz, milletvekillerimiz, İnegöl kaymakamlarımız, buraya gelen kaymakamlar özellikle baştan adapte olamazlar. Çünkü ülkemizin değişik il ve ilçelerinden gelmektedirler. İşte Karadeniz'de fındık, Akdeniz'de narenciye, ama İnegöl'e geliyorlar ahşap ve mobilya. Mobilya. Fakat onlar da bize çok güzel bir uyum sağlayıp bir mobilyacı gibi bizlerin yanında olmuşlardır her zaman. Bütün kaymakamlarımıza da, idari personelimize de çok teşekkür ederim. Merkezi hükümette de 3 bakanımız var Bursa'dan. Tabii, yani hükümetin zaten sanayiciye, üreticiye bakış açısı son 12 yılda, 13 yılda çok farklıdır. Her zaman yanında olmuştur. COSGAP'ler, Ekonomi Bakanlığı destekler ve yani sen üret, iyi niyetli ol. Devletine yanlış yapma, devlet senin yanında her zaman. Art niyetli olmadığın sürece devlet üreticinin her zaman yanındadır. Yani biz de devletimizin yanındayız. Çünkü üreten, sanayici olsun, köylü olsun, bu kesimlerden asla hain çıkmaz. Onlar vatanını, bayrağını, milletini, toprağını seven insanlardır. Alın teriyle çalışırlar, hakkını almaya çalışırlar. Hakkını da alamazsa sesini de çıkaramazlar. Böyle bir milletin evlatlarıyız biz. Tabii duygusalız. Ülkemizde sorunlar olduğunu üzülüyoruz. Özellikle şehitler duyduğumuz zaman biz yani ne ürün aklımıza geliyor, ne mal mülk aklımıza geliyor. O kardeşlerimizin, ailelerin feryatlarını duyunca üzülüyoruz. İnşallah bir an önce biter. Bu ülke hepimize yeter. Barış ve huzur içinde olalım. Yeter ki bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Birlik beraberliğimizi bozmayalım diyorum. Evet, bir kez daha bu mübarek günde şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim bizler de.
Fuarda yoğun bir katılım söz konusu. Eminim hafta sonu bu artarak devam edecek. Ama mobilyacılarımızın şu anda bizim fuardalar ama yurt dışındaki fuarlara da çok sık katıldığını ve oralarda da görmekteyiz artık. Ne tür katkıları oluyordur sizce oralarda fuarlara katılmalarının İnegöl mobilyacılarının? Tabii İnegöl mobilyacıları zincirlerini kırmış. Yani dünyada nerede bir fuar var ya gezer ya katılımcı olur. Çin Guangzhou'da Türkiye'den 25 tane katılımcı, 18'i İnegöl'lü. İtalya'da Milano'da İnegöl'den katılımcı arkadaşımız var. Almanya fuarında katılımcı arkadaşlarımız var. Ve bu ülkeleri ziyaret eden İnegöl'den uçak kaldırıyoruz. Yenişehir Havaalanı'ndan bir tek uçakta tamamen İnegöl'lü mobilyacılarla birlikte gidiyoruz. 14-17 Nisan'da inşallah. İnşallah. Yani böyle bir birlik, beraberlik var. İşimizi sevmek var. Yani bir sevgiyle, aşkla yapmak var. Bunun zaten meyvesini Rabbim de görüyor. Hükümet de görüyor. Bizim ürünlerimizi alan vatandaşımız da görüyor. Yani böyle bir bereketli işimiz de var. Yani biz işimizden memnunuz. Yeter ki diyoruz. Birlik, beraberlik olsun, huzur olsun. Evet. Markanın önemi nedir? Bir de markadan konuşalım istiyorum. Markalaşamamanın da sebepleri nelerdir? Dilerseniz bunları da konuşalım Özcan Bey. Şimdi bu aslında çok geniş, kavramlı bir soru. Marka dediğimiz zaman bir tek firma belki aklımıza gelebilir. Ama İnegöl işte çok farklı bir şey. Dünyada belki eşi benzeri olan çok az bir şeydir. İnegöl mobilyası kavramı var burada. Kalıplar, şemsiyenin altında 2000 tane üretici ama şemsiyenin üstünde İnegöl mobilyası yazmaktadır. Bu çatının altındayız biz. Bu çatının altında üretim yapmanın nimetlerinden faydalanıyoruz hepimiz. Tabii markayı korumak için, İnegöl mobilyası markasını korumak için daha kaliteli, daha tasarım odaklı ürünler yapmamız lazım. Ve ürünlerimizde arkasında olmamız lazım. SSH'ında, teslimatında, yalnız maddi tarafında değil, bunun geri plandaki gözükmeyen bütün hizmetlerinde yanında olmamız lazım. İnegöl mobilyasının esas tepe noktası İnegöl mobilyası markasıdır. Tabii içimizde firmalarımız da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bunlar da gövdenin bir dallarıdır. Birçok böyle dallarımız yavaş yavaş, zamanı geldi artık. Onlar bu gövdeden yeni dallar çıkacaktır inşallah. İnşallah. Hep birlikte İnegöl mobilyasını dünyaya tanıtacağız diye düşünüyorum. Tanıtacağız inşallah. Peki. Sektör olarak baktığımızda mobilya sektörü ön plana çıkıyor ama alternatif bir sektör düşünülemez mi? Ticari açıdan daha avantajlı olmaz mı İnegöl için başkan? Tabii şimdi bizim mesleğimizin bir özelliği var. Mesleğimizin içinden yetişen insanlar, gençler belirli bir süre sonra bu iş yerini kolayca açabiliyor. Ekonomik şartları buna el veriyor. Fakat mesela bir kimya işinde çalışan bir kardeşimiz bir kimya fabrikası açması zordur. Bir sunta fabrikasında çalışan bir kardeşimizin bir sunta fabrikası açması zordur. Bir sünger fabrikasında çalışanın da ya da bir tekstil fabrikasında çalışanın da hemen böyle bir fabrikalar açması çok zordur. Büyük sermayeler gerektirmektedir. Ama bizim mesleğimizde yani hala ufak ya da orta ölçekli sermayelerle bu iş yerleri açılmaktadır. Cazip yanı burasıdır zaten. Ve işi öğrenmiştir. Mesleğin içinden gelmiştir. Bu firma sayılarımızın böyle artışı devam etmektedir. Fakat İnegöl'de yan sanayinde bir sıkıntı vardır. Üretim alanında, satış alanında, tedarik alanında değil, yan sanayinde özellikle işte menteşeler, raylar, kulplar, bunların da bir başka sanayicilerin dikkatini çeker diye söylüyorum. Üretimi İnegöl'de, ikinci OSB'de ya da ikinci OSB'nin ikinci bölümünde açılacak olan ihtisas sanayimizin ikinci bölümünde de bunlar düşünülebilir diye düşünüyorum. Çünkü İnegöl'ün eksiklerinden biri yan sanayidir. Yan sanayi yani birleşirsek eksikleri. Hepsi elimizin altında olmuş olur diye düşünüyorum.
Peki. Özellikle sektörün tekrarlanan seçimlerden, Orta Doğu'daki ateş çemberinden etkilendiği söylenmekte. Sizlerin bu anlamda görüşü nedir? Sektörü en çok hangi durumlar etkilemekte? Tabii biz, ben de bir firmam var. Benim de bir çalışanlarım var. Ben de ihracat yapmaktayım. Yani biz çocukluğumuzda komşuların içindeki yaşadıkları olaylardan etkilenmezdik, bilmezdik. Yani onlarla bir ihracatımız olmadığından dolayı yani onların durumu iyi olsa bize ne olur, kötü olsa ne olur bunları bilmezdik. Fakat şimdi anlıyoruz ki komşuya düşen bir ateş bize de düşüyor. Ekonomik yönden de düşüyor. İşte böyle Suriyeli vatandaşlarımızın ülkelerinden terk edip kaçmalarından dolayı ülkemizde 2-3 milyonu bulan belki daha fazla mültecinin yaşamasından bunları çok net bir şekilde anladık. Tabii bizim ürettiğimiz ürünler havaleli ürünler. Bir konteynere bir tıra belirli bir sayıda yüklenebilen ürünler. Mesafeler uzadıkça navlun fiyatları, nakliye fiyatları artmaktadır. İlk önce bize komşular lazım. Bizim en yakın ilk ihracat yaptığımız ülkelerden biri Yunanistan'dı. Ve İnegöl'ü mobilyacıların birçoğu Yunanistan'a ürün satmaktaydı. Ve Yunanistan'da da üretim merkezleri yavaş yavaş kapanmaya başlamıştı. İnegöl'e dönmüşlerdi. Bir ekonomik kriz yaşadılar. İnegöl de bocaladı bu sefer. Çünkü en önemli ihracat alanı Yunanistan'dı. Yunanistan'ı bir kaybettik. Ama ikincisi İran, Irak'tı. Irak çok önemli pazardı İnegöl'ün. Hatta Türkiye'de sıralamada ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelmektedir. İnegöl'ün de başında gelmekteydi. Ciddi alıcılarımız vardı Irak'ta. Fakat içerideki bu yaşanan kriz, IŞİD kriziyle birlikte hükümet krizleri o günden bugüne maalesef mobilyacımız yani %75'ini kaybetti Irak'a desek yeridir. Libya'da bir belirsizlik, Azerbaycan'da bir belirsizlik, İran'da gümrüklerin yüksekliği, Suriye'de saymaya gerek yok. Zaten Suriye mahvoldu. Ülke olarak yani siz buradan inşa edilmesi gerekir bir hale oldu. Mısır'da işte bir tekrar orada bir devrim yapılması, askerinin hükümete el koyması, orasını da kaybettik. Yeni ülkeler arayışı içindeyiz. Avrupa şu an mesela, Avrupa'ya mobilyacılarımız araştırma yapmakta, yüklenmekte. Afrika'ya, hatta Çin pazarına giden mobilyacılarımız Çin'de de yeni müşteriler bulmuşlardı. Yeni pazarlar aramaktayız ama bizim hazır elimizdeki komşularımızı asla kaybetmek istemeyiz. Hem onların canları için üzülüyoruz, yıkılan yuvalar için üzülüyoruz. Hem de bizim ekonomimizin zarar görmesinden dolayı, etkilenmesinden dolayı üzülüyoruz. İnşallah kısa sürede bunlar düzelir. Yine onlar bizim her zaman en iyi müşterilerimiz olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah diyelim kesinlikle bu anlamda ama haksız rekabette söz konusu yurt içine dönecek olursak. Çünkü farklı illerde de farklı firmalar devletten aldıkları teşvikler doğrultusunda haksız bir rekabet içindeler diyebiliriz. İnegöl'ü konuşacak olursak bu anlamda neler söylersiniz başkanım? Tabii sektörümüz... Biz birinci bölgede üretim yapmaktayız. Yani Marmara bölgesi sınırları içinde. Ekonominin en canlı olduğu bölgedeyiz. Tabii doğuda, güneydoğuda, Karadeniz'de işte bölge bölgeye ayrılmış ülkemiz. Kalkınmada öncelikli bölgelerde teşvikler daha fazla. SSK primleri, elektrik tüketimi, sanayi arsaları gibi alanlarda onların bizden bir adım, hatta birkaç adım önde avantajları bulunmaktadır. Aynı ürünü ürettiğimiz için, işçinin de oralarda bol olduğu için bence bu oranların bir dengelenmesi lazım. Çünkü yaptığımız iş, meslek aynı. Bunu Marmara'da üretmişsin, Marmara'da daha pahalı üretiyorsun. Kirası, işçilik maliyeti, her şeyimiz pahalı. Bir de devlet ayağında da böyle teşviklerde o bölgeler bizden avantajlı oldu mu bizim
Bir tek artımız kalıyor, tasarım odaklı ürünlerimiz. Evet. Yani özel ürünlerimiz, kalitemiz, sanatımız öne çıkıyor. Ama bu da bir yere kadar. Devletimiz bence şehirleri kapsama alırken, bence meslekleri kapsama alırken alması lazım diye dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Aynı meslekte birisi 1000 liraya üretirken bir ürünü, birisi 1500 lira üretmektedir. Bir haksız rekabet burada zaten başlıyor. Başlıyor, evet. Bizi de bu konuda dinlerlerse devletimiz, yetkililerimiz, bizi de aynı kapsamda alırlarsa hem daha fazla işçi istihdam ederiz, hem devletimiz daha fazla katma değer kazanır diye düşünüyorum. Peki yerel yönetimlerden ve iktidardan, yine devletimizden farklı beklentilerimiz var mıdır, sorunlar paralelinde diyelim? Bir bireyin de, bir üreticinin de, bir işçinin de, yerel belediyelerden de, hükümetten de istekleri her zaman olur. Olmuştur, olacaktır da yani. Bizim de olmaktadır. Biz İnegöl Belediyesi'nde yani tabiri caizse çok böyle içli dışlı olmuşuzdur. Neden? Bir sorunumuz oldu mu kapılarını çalmaktayız. Onlar da bize kapılarını açmaktadırlar. Yani hiçbir zaman özel şahsi menfaatler için bir kere biz belediyenin veya hükümetin kapısını çalmamışızdır. Ama ortak menfaatlerimizde mobilyacılarımızın daha kendilerini geliştirmesi için yapılması gereken ne varsa İnegöl Belediyesi'ni de, vekilimizi de, devletimizi de her zaman gidip kapılarını çalarız. Gerekirse kapıların önünde otururuz. Haklı olduğumuz yerde sonuna kadar mücadele ederiz. Mücadeleye gitmektedir yani. Varız. Peki, biraz da sosyal bir şey soracağım. Fuardayız, şu an fuar alanındayız başkanım. Sizce evin en güzel yeri neresidir? Tabii evin bence en güzel yeri olması gereken mutfağıyla günlük oturma odamız olması lazımdır. Bundan sonra yatak odası gelir, yemek odası gelir ama çocuk odası insanların vesaire. İnsanların hayatı özellikle ev kadınların mutfakta geçmektedir. Mutfaklarımız inşaat sektöründe de maalesef en ufak bıraktıkları yer mutfaklardır. Tabii bizim belirli bir yaşa geldikten sonra belki bunlar aklımıza geliyor. Ben şimdi kendime ev alsam ilk önce mutfağına bakarım. Büyüklüğüne değil mi? Mutfağın güneş büyüklüğüne. Güneş görmesine bakarım. Oturma odasının büyüklüğüne bakarım. Ama mutfağımız muhakkak geniş olmalı. Hijyen olmalı. İçindeki mobilyaları, mutfak dolapları güzel olmalı. Temiz olmalı. Oturma odamız, günlük zamanımızı geçirdiğimiz alan. Kendimize ayırdığımız alan. Yani güzel döşenmiş olması, rahat döşenmiş olmalı. Konfor fazla önemli. Fazla boğmadan, sıkmadan olması gerekir diye düşünüyorum. Tabi haftada bir, ayda bir misafirleri açtığımız odamızda bizi temsil etmesi gerekir. Kendimizi kullandığımız yatak odalarımızda kolay ulaşılabilir bir dizaynda olması gerekir diye düşünüyorum. İçindeki mesela yalnız yüzeysel bakmamalı dolaplara, içindeki dizayna, çekmecelere bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Bunlar önemli faktörlerdir diye düşünüyorum. Peki fuarda tüketicilerin en çok sorduğu ya da sıklıkla işittiğiniz sorular nelerdir? Seçerken özellikle nelere dikkat ediyorlar? Taleplerde zannediyorum arz talep meselesi aslında biraz da sınırlanmada, tasarımda belki de yönlendirici oluyor. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Evet. Yeni evlenecek arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız özellikle görsel ve renklerle ilgileniyorlar. Renkler. İşte belirli bir yaş kat etmiş, bu işte biraz tecrübeli vatandaşlarımız da 3. 4. mobilyalarını almak üzere geldilerse yine göre kullanım alanlarına dikkat etmektedirler. Konforuna dikkat etmektedirler. Sonra görselliğine bakmaktadırlar. Bu da artık bir tercih sebebi. O da bir tercih sebebi. Tabii biz her zaman şöyle deriz. Mobilya bizim beğendiğimiz değil. Müşterinin beğendiği mobilya güzeldir. Her zevke, her renge, her keseye uygun mobilyalar yine gölde mevcuttur. Çünkü yani göze hitap etmedi mi o kullanım alanının da bir cazibesi kalmıyor. İkisi birleşirse o kişi için en doğru mobilya olur. O zaman hem estetik olacak, evet, hem konforlu, evet, olacak. Evet, evet. Bir de kullanabilir alanı yani uygun olacak size.
alacak kişi mesela içinde işte çok kaza işte vardır, gömleği vardır. Yani onları dizebilecek raflara mevcut mudur? Askıları mevcut mudur? Aparatlar uygun mudur? Yani bunlar hepsi bir alıcı olsun, için evet, kriterdir yani. Peki, fuardayız. Son olarak da fuarı değerlendirelim dilerseniz. 35. kez gerçekleşiyor. Senenin sonunda da 36.sı düzenlenecek Expo adıyla. İnşallah da. 35 fuarın 30'unda katılımcısıyım aynı zamanda. İşte bu değişimin farkındayız. Anlatır arkadaşlarımız. Perşembe pazarından beri evet, başlarlar. Ben o süreçten beri fuar katılımcısıyım. Yani İnegöl fuarımız her zaman İnegöl'e faydalı olmuştur. Her şartlarda. Yani ben bir firma sahibi olarak Türkiye'de koalisyon hükümetlerini gördüm. Depremleri gördüm. Ondan sonra devalüasyonları gördüm. Yani iç savaşları, iç karışıklığı, iç savaş demeyeyim de iç huzursuzluğu gördüm. Ama sektörümüzdeki heyecan, canlılık hiçbir zaman bitmemiştir. Yine o heyecan vardır arkadaşlarımızda. Yine o azim vardır, yine o çalışma vardır. Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından yine bir sürü ziyaretçilerimiz şu an İnegöl fuarımızı ve İnegöl'ümüzü gezmektedirler. Yani yalnız fuar alanında değildir bu ziyaretçilerimiz. İşte çarşılarımızda, mobilyum AVM'imizde, her evet, yerde bulunmaktadırlar. Bu İnegöl'e fuarlar bir değer katmaktadır. Ortalama yıl bir fuarı 20-25 bin ziyaretçimiz kayıtlı, bunlar da profesyonel ziyaretçilerdir, ziyaret etmektedir. Bu da iyi bir rakamdır. Çünkü Türkiye'de 64 bin civarında mobilyacımız bulunmaktadır. Bunların 34 bini üretim yapan, 30 bini de mağazacıdır. Yani 20 bin profesyonel ziyaretçi almak demek %70-%80'ini yani mağazacıların kucaklamak demektir. Bizi de görmeden bir mobilyacı zaten teşhirlerini tekrar donatmaz, değiştirmez. Modanın mesela merkezi İnegöl olduğu için renklerimizi, yeni modellerimizi, yeni tasarımlarımızı görüp vitrinlerini Türkiye genelinde, yurt dışında da süslerler. Peki son sözlerinizi alalım aşkım. Ya benim son sözlerim, yani biz üreticilerimizin kıymetini bilelim istiyorum devletimizden, hükümetimizden. Biz üretmekten yılmayız, bıkmayız, çalışmaktan bıkmayız. İnegöl gerçekten bir şehir hikayesi yazılacaksa, bir şehrin İnegöl'ün hikayesi yazılmalıdır. Zaten yazılıyor, bir gün bunlar kağıda kaleme dökülecektir, kağıda dökülecektir, bir romanı yazılacaktır, bir hikayesi yazılacaktır. Bir 50-60 bin nüfusu olabilecek bir şehrin 250 bine nasıl gelmesi, Türkiye'nin 16. ekonomisine sahip olması, 350 milyon dolar ihracat yapması, bir ülkenin, bu ilçenin bir ülkenin %35 mobilyasının karşılaması, 60 bin çalışanın olması ve günden güne ilerlemesi, dünyada tanınır bir marka olması, bunlar hepsi toparlanıp bu şehrin bir hikayesi yazılacaktır. Bu hikayenin içinde bir birey olmaktan, bir yönetici olmaktan da son derece mutluyum, memnunum. Şehrimi de çok seviyorum. Biz her yerde yaşayabiliriz. Bursa'da da yaşayabiliriz, İstanbul'da da yaşayabiliriz. Ama biz İnegöl'de yaşıyoruz. İnegöl'ümüzü seviyoruz. Bursa'mızı seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Bütün mobilyacılarımıza, vatandaşlarımıza, Müslüman alemine tekrar Regaib Kandili'ni kutluyor. Hayırlı işler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, fuarın nabzını tutmaya devam edeceğiz. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan konuğumdu. Tekrar karşınızda olacağız. Bizden sakın bir yere ayrılmayın diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
izleyicilerimiz, Bursa TV ekranlarındasınız. Bizler sizi İnegöl'den verdiğimiz kısa aranın ardından tekrar selamlıyoruz efendim. Firma yetkilileriyle de röportajlar gerçekleştirmeye çalışacağız el verdiğince. İlk röportajımızla şimdi karşınızdayız. Ada Avangard'dan Nişani Malkaç yanımda. Hoş geldiniz Nişani Bey diyelim. Bizler de hoş bulduk fuara. Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz bizlere? Ben 1981 Mardin doğumluyum. Bizim baba memuriyetimizden dolayı biz İnegöl'e geldik. Ve tabii İnegöl olunca malum ya köfte ya da mobilya akla gelir. Biz de mobilyayı tercih ettik. Mobilyaya biz küçüklüğümüzden beri girdik. Çıraklık, kalfalık, ustalıktan geldik. Çekirdekten geliyoruz. 2005'te Ada Avangard'da kurduk. Aile şirketi, şirketimiz. 6 kardeşiz. Mobilyacılığın hangi kolunda faaliyet gösteriyorsunuz peki? Bir eve ihtiyaç olan ne varsa yapıyoruz. Yani varsa. Salon takımlarından yemek odası, salon koltuğu, yatak odası ve oturma grubunu ve tabii bunların aksesuarları tamamını yapıyoruz. Tüketicilere göz önüne alacak olursak, özellikle sizler üreticisiniz. Baktığınızda sektöre de bir göz gezdirecek olursak, öz eleştiri de yapabilirsiniz tabii ki. Sektör sorunları sizce neler? Biz yaptığımız araştırmalarda bizim kendi nihai tüketiciye ulaşmamız için parakende mağazalarımız da var. Oradan biz yola çıkarak nihai tüketicinin ne istediğine bakıp oradan yola çıkıyoruz. Fonksiyonel olması, kullanışlı olmasına dikkat ediyoruz. Bu yolda bu şekilde devam ediyoruz. Peki sektör sorunlarına çözüm olması açısından fuarın önemi nedir? Bildiğiniz üzere 35. kez gerçekleşiyor fuarımız. İnegöl Fuarı, evet 35. biz fuardayız. Gerçekten fuar toptancıları, ihracatçıları, hatta nihai tüketicileri buluşturma yeri. Görselde de biz kendi ürünlerimizi bizzat gösteriyoruz. Burada güzel bir görüşmeler, ticaretler, anlaşmalar, bağlantılar oluyor. Bu anlamda fuarlar çok önemli. Sadece yurt içi değil ve yurt dışı fuarlarına da katılıyoruz biz. Çok üçüncüye de Çin fuarına katılıyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika fuarına gideceğiz. İstanbul fuarına 12. yerine katılıyoruz. Fuarlar galip. Üretici için çok önemli bir yeri var. Çok önemli. Evet. Fuarlarda evet. Bitmiyor. Hem yurt içi fuarları takip ediyoruz hem de yurt dışına katılım sağlıyoruz. Peki 2016 yılının da henüz başındayız. Renkler ve tasarımlar diyecek olursam neler bekliyor? Fuara da hem buradan sinyal vermiş olalım tüm izleyicilerimize. Avangard'da daha çok bej renginde çok gidiyor. Modern'de de daha çok yeşil, sarı gayet böyle renkli canlı renkler. Canlı renkler daha çok gidiyor. Kahverengi. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi. Çok canlı renkler tercih ediliyor oturma gruplarında. Peki, şimdi üreticisiniz ama tabii ki tüketicisiniz de aynı zamanda. Evin en güzel yeri neresidir sizce Nişani Bey? Salon ağırlıkta yaptığımız için salon diyebileceğiz. Çünkü misafirleri biz salonda daha çok ağırlıyoruz. Oturma grubu da biz kendimiz oturduğumuz için de oturma grubunda gayet rahat ve fonksiyonel olmasına dikkat ediyoruz. Ama salon tabii ki her bayanın en çok böyle dikkat edilmesi gerektiği yerdir. Zannediyorum mutfak ve salon çok sıklıkla işittik bu yanıtı. Hemfikiriz aslında ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Ev dekorasyonuyla ilgili vereceğiniz ipuçları, tavsiyeleriniz neler olur tüketicilerimize? Ev dekorasyonu gelecekte aslında biz mimar da bulundurmayı düşünüyoruz. Nihai tüketici parakende mağazalarımızda şu anda bünyemizde var. Toptana hitap ediyoruz. İç mimar. İç mimar ama gelecekte sanırım nihai tüketici artık evi komple teslim edecek bize. Gelin bunu komple A'dan Z'ye kadar döşeyin diyecek. Bunları ne gerekiyorsa yapın. Gelecekte buna gidiyor iş yani. Artık hani bir bütünlük sağlamak istiyorlar. Yani koridordan, yatak odasına, mutfaktan, çocuk odasına varıncaya kadar mimari projelerle çalışmayı düşünüyoruz gelecekte inşallah. Peki firma olarak da ileriye dönük hedefleriniz neler? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Ülkelerle alakalı. Hedefleriniz firma olarak ama sektör olarak, açısından. Firma olarak biz şu anda zaten yaklaşık yılda 10 bin takım üretiyoruz. İnegöl'de biliyorsunuz hızla gelişen bir mobilya sektöründe gelişen bir şehir. İkinci ihtisas organize sanayi Türkiye'de bir ilk defa İnegöl'de yapılıyor. Bizim orada da 20 bin metrekare kadar bir yerimiz var. Orayı yapıyoruz şu anda hızla. Nasip olsa inşallah gelecekte bir evin ihtiyacı olan en kaliteli, en güzel bir şekilde yapmak, bunu uyguluyoruz. Mobilyum AVM'nin öneminden dilerseniz biraz da bahsedelim. O da ilk mobilya AVM'si Türkiye'nin. Evet, Mobilyum da gerçekten İnegöl'de, İnegöl'e ve
Türkiye'ye çok güzel bir kapı oldu. Hı hı. Biz bunu gururla dünyada her yerde bunu söylüyoruz. 225 bin metrekare ciddi bir alan, kapalı bir alan. Gerçekten dünyanın her yerine kim gelirse gelsin biz gururla bunu gezdirebiliyoruz. Güzel bir pazar oldu. Hı hı. Çok güzel çeşitli ürünler var. Hı hı. Yani kim yaptıysa gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim burada sizin huzurunuzda. Peki. Mağazalarda satılan mobilyalar açısından özellikle sektörde bazı firmalar sadece yurt dışı pazarına çalışmakta. Ülkemizde özellikle İnegöl'de de var böyle firmalar. Evet. Ama kendi içimizde düşününce firmalar olarak mobilyaları kalite açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Biz yurt içi ağırlıklı bir firmayız. Yaklaşık %70-80 yurt içine. Kendimiz bizzat gidiyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Daha yeni 10 yıllık firmayız ama daha yeni yeni yurt dışı pazarına çıkıyoruz. Özellikle yurt içinde bunları yaptığımız ürünleri denediğimiz için kalitesini vesairesini ondan sonra yurt dışının pazarına çıkıyoruz. Gelecekte nihai tüketici daha hassas, daha dikkatli, daha özene özene işçilik istiyor, güzel ürünler istiyor. Bu konuda daha çok dersimize çalışmamız lazım. Hı hı. Talepler doğrultusunda evet, çıta aynen. yükselecek ve aynen. hedeflere doğru inşallah aynen. koşacağız aynen. diyoruz. Peki evet. internet üzerinden artık her türlü ihtiyacımızı karşılayacak yere geldik diyebiliriz evet. aslında. İnternetten alışveriş gerçekten çok revaçta. Sizler internet üzerinden alışveriş için neler düşünüyorsunuz? Mobilya da sektör olarak girmeye başladı. İnternet alışveriş üzerinde bizim de hedeflerimizin arasında var. Açıkçası o da apayrı bir dünya. Gerçekten ufak parçalardan başlandı alışverişte. Ciddi bir alım var. Bunun altyapısını, araştırmasını yapıyoruz. Bu da ciddi bir biliyorsun emek var burada. Bunlarla alakalı gelecekteki hedeflerimiz var yani. Tabii lojistik destekleri bölgesel olarak tamamladıktan sonra bunu düşünüyoruz yani. Çünkü mobilya sektörü ufak bir parça değil. Direkt kargo ile gitsin. Bunun kurumu var. Evet. Bunun montajı var. Bunun satış sonrası hizmeti olduğu için lojistik destek tamamlandıktan sonra bunu düşünüyoruz. Genelde garanti hizmetiyle evet. beraber satışlar evet. yapılmakta. Evet. Peki bu alanda nitelikli eleman ihtiyacı açısından neler söyleyeceksiniz? Nitelikli elemana ihtiyaç var mı? Nitelikli elemanlara tabii ki her zaman ihtiyaç var. Çünkü bizim mobilya sektörü biliyorsunuz ekip işi, kadro işi, insan işçiliğe dayanıklı bir iş olduğu için tabii nitelikli elemana ihtiyacımız var. İnegöl'de büyüklerimiz bu konuda gerek İnegöl Mobilya Sanayi Derneği olsun, gerek MODEF olsun, gerek Ticaret Sanayi Odası olsun. Bu konuda sağ olsun emekleri var, yaptıkları şeyler var. İşte mobilyayı seçen öğrencilere burs veriyorlar. Bu konuda destekleri var, şeyleri var. Elinden geldikleri yardımcı oluyoruz yani burada. Öğrencilere altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Deneyimi de geçmişten evet. günümüze evet. aktarmaya evet. çalışıyoruz. Peki fuara yönelik son sözlerinizi alalım. Fuardan beklentiler neler? 35. kez düzenleniyor. Şimdi fuarda aslında biz ürünlerimizi sadece gösteriye çıkıyoruz. Bazı tabii beklentiden beklentiye değişiyor. Bazıları işte illa ticaret olmasını istiyor. Ama burada asıl fuarların önemi yeni yaptığınız konsepti, ürünlerinizi müşterinizle tanıştırmak, paylaşmak, görmek. Daha sonraki anlaşmalar, ticaretler fuardan sonra olur. Ama biz gayet memnunuz. Çünkü yurt içi piyasası ticarete de hemen dönüyor. Anlaşmalar da yapılıyor. Biz gayet fuarlardan memnunuz çok şükür ki. Aşağı yukarı İstanbul'da 12.ye katılıyoruz. Burada 15.ye katılıyoruz. Çin'e 4.ye katılıyoruz. Güzel şeyler oluyor yani. Peki. Devamında da inşallah güzel şeyler i̇nşallah. Olacak. Kandilinizin mübarek olmasını sağ dilerim. Bize vakit ayırdınız fuar alanında. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizin aracılığınızla tüm Bursa halkının da kandili mübarek olsun diyorum. Teşekkür ederim. Siz yine bu vakiti bize ayırdığınız için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, fuarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı kandiller.